Sayın Başkanım, muhterem hazirun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 20 yıldır maddi ve manevi her şeyini değerli kulübümüze hasretmiş olan, dar ağacında bile olsam son sözüm Fenerbahçe'dir diyen, kulübümüze birçok kalıcı eser kazandıran, ki bunların arasında ben temiz tuvaletler için ayrıca teşekkür ediyorum Sayın Başkanıma, rekor bir süreyle 20 yıl 3 ay 18 gündür başkanlık yapan Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkan, kulübümüze yapmış olduğunuz olağanüstü hizmetlerinizin yanı sıra bizleri çok üzen haksız uygulamalarınız da olmuştur ne yazık ki. 20 yıllık başkanlık döneminizde biz ancak 6 defa şampiyon olurken ezeli rakibimiz 9 kez, kendini 3 büyükler arasında sayan küçük bir takım 4 kez şampiyon olmuştur. Başkanlığınız döneminde amatör branşlardaki başarılara karşılık futbolda maalesef kalıcı başarıyı yakalayamadık. Ne zaman ümitlenecek olsak hemen ardından hevesimizi kursağımızda bırakan uygulamalar oldu. Tam 3 kez son maç travması yaşadık. Denizli'de yaşananlar dün gibi hafızalarımızdadır. Bu travmanın hemen ertesi sezonunda Artur Zico bize 100. yılımızda şampiyonluk hediye ederek travmadan çıkmamızı sağlamışken sudan bahanelerle görevine son verilmiş ve bu başarısı cezasız kalmamıştır. Taraftarın sevgilisi Alex de Souza'nın taraftarlar tarafından heykeli dikildikten 15 gün sonra kulüpten kovulmuş ve "Öyle mi Samet?" repliği hafızalarda yer etmiştir. Kendisi belgesel çekimi için dahi kulüp binasına ve müzeye alınmamış, onun da başarıları böylece cezasız bırakılmamıştır. Aykut Kocaman'ın hemen ardından getirdiğiniz ve bize bitime 4 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşatan, özlediğimiz futbolu oynatan Ersun Yanal'ı da yine bazı futbolcuların soyunma odasındaki kaset çekimleriyle görevden uzaklaştırdınız. Şu soruyu sormak istiyorum. Biz Fenerbahçe olarak neden hep ayrılıklarda ahde vefa duygusunu hiçbir zaman yaşamadık? Sayın Başkan, Fenerbahçe'miz 35 bin üye ve 25 milyon taraftarın Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve ortak değeridir. Biz sizi en son genel kurulda 3 Temmuz iftirasının aydınlatılması ve biz Fenerbahçelilerin alınlarına sürülmüş olan bu iğrenç lekenin temizlenebilmesi için bir dönem için daha seçtik. O kongrede siz de Ali Koç'u sahneye davet ederek benden sonraki başkan diye takdim ettiniz. Kulübümüzde onursal başkan olarak ünvanını ömrünüz boyunca taşımak dururken maalesef kaybeden başkan olarak anılmanızı biz hiç istemezdik ama siz bu yolu seçtiniz. Ama hala vakit geç değil. Size tekrar teşekkür ediyor, eşiniz, sevgili kızınız, torunlarınızla mutlu bir emeklilik geçirmenizi temenni ediyoruz. Sayın Ali Koç, sevgili yeni başkanımız, sizin %70 oy oranı ile seçimi kazandığınızı ben bugünden görüyor ve candan tebrik ediyorum. Arkadaşlar, sizden arkadaşlar lütfen sakin olun. Olmanızı. Değerli üyeler sakin olun. Ateş üfleyerek sönmez diyen Ünal Aysal'dan, sakin olun, sakin olun. Arıboğan'dan, Helvacı'dan hesap sormanızı, insan içine çıkacak yüz bırakmamanızı bekliyoruz. Sakin olun arkadaşlar. Fenerbahçe şike yapmadığını kanıtlasın. 45 milyon euroyu cebimden karşılayacağım diyen Sayın Mehmet Ali Aydınlar'dan bu parayı tahsil etmenizi bekliyoruz. Takımdan kovarcasına gönderdiğimiz Alex de Souza için yaklaşmayın. Bir jübele kürsüye yapılmasını ve bu jübelede yaklaşmayın. Artur Zico, Ersun Yanal, Van Hooijdonk, Kayt, Edu, Lugano, Luciano, Roberto Carlos ve diğer yaşayan değerlerimizi birer plaketle onurlandırmanızı istiyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Ali Koç, bu cefakar taraftar çok üzüldü. Son maçlar... Değerli konuşmacı, değerli konuşmacı,
Bu kadar yeter. Bakın bazı konuşmacılar hiç protesto olmadı. Siz lütfen yerinize geçin. Lütfen kürsüyü terk edin. Değerli konuşmacı, lütfen kürsüyü terk edin. Sesiniz kesildi. Yerinize geçin. Yerinize geçin. Lütfen sakin olun arkadaşlar. Lütfen.